62. menakıb. Bir gün Muaviye radıyallahu teala dedi ki: Ne olaydı? Ne zaman öleceğimizi bilseydim. Hazır bulunanlar dedi ki: Biz onun nasıl olacağını bilmeyiz. Hazreti Muaviye dedi ki: Ben onu Hazret Ali'den öğrenirim. Onun bildiği her şey doğrudur. Dilinden çıkan şeyler doğrudur, batıl değildir kendinin güvendiği kimselerden üç kişi çağırdı. Onlara dedi ki, Üçünüz beraber yol arkadaşı olup, Küfe'ye gidiniz. Küfe'ye bir menzil kalınca, yaklaşınca, birbirinizin ardınca Küfe'ye giriniz. Her biriniz, benim öldüğüm haberini veriniz. Lakin her biriniz, hastalığımda, ölüm günümde ve saatinde ve mahallinde, ve namazımı kılan kimse hakkında ve sair hususta birbirinize uygun söyleyiniz. O üç kişi Muavi'nin radıyallahu teâlâ dediği şekilde küfeye gittiler. Bir menzil kaldı. Birisi küfeye girdi. Sordular. Nereden gelirsin? Dedi Şam'dan gelirim. Dediler ne haber var? Dedi ki Muaviye vefat etti. Hazret Emirül Müminin Ali, radıyallahu an huzurlarına bu haberi ilettiler. Hazret Emirül Müminin Ali, radıyallahu an asla iltifat buyurmadılar. İkinci gün biri daha iyi geldi. Yine Muaviye'nin, radıyallahu an vefatının haberini verdi. Yine Hazret Ali, radıyallahu an cevap vermedi. Üçüncü gün biri daha iyi geldi evvelkilere muafık haber verdi. Emirül Mü'minin Ali, radıyallahu an hazretlerine ilettiler. Haber mütevatir oldu. Sıhhatinde şüphe kalmadı. Muhakkak Muaviye, radıyallahu an vefat etmiştir dediler. Hazreti Emirül Mü'minin Ali, radıyallahu an mübarek başını ve yüzünü göstererek, bundan akan kan ile, bu bulaşmayınca Muaviye vefat eder mi buyurdu. O üç kimse bu haberi Muaviye'ye radıyallahu an ilettiler. Muaviye radıyallahu teala an anladı ki kendisi Ali radıyallahu teala an hazretlerinden sonra kalacaktır ve hem de kazayı ilahi ile öyle oldu. Şevahi dün-nübüvveden alınmıştır.